Aziz ve değerli Müslümanlar, bizler de bu mübarek ayı en güzel şekilde değerlendirelim. Daha çok ibadet etmek, hayır hasenat işlemek için hazırlanalım. Önce kendimizi bir hesaba çekelim. Amellerimizi gözden geçirelim. Günahlarımız için pişmanlık duyup tövbe edelim. Kötü huylarımızı terk edelim. Ramazan ayı boyunca yapacağımız ibadetleri tespit edelim. Kur'an okuma saatlerini ve takip edeceğimiz mukabeleleri güzel belirleyelim. Mümkünse okuduğumuz Kur'an-ı Kerimlerin ve mukabelelerin meallerini okumaya gayret gösterelim. Oruç başta olmak üzere diğer ibadetlerimize zarar verecek halleri ilmihal kitaplarından okuyarak, camilerde yapılan vaazları dinleyerek bilgilerimizi tazeleyelim. Çevremizdeki ihtiyaç sahiplerini, zekat ve fitre vereceğimiz kişileri, iftara davet edeceğimiz dostlarımızı ve hayvanları önceden belirleyelim. Aile fertlerimizi, özellikle evlerimizin neşesi olan çocuklarımızı Ramazan sevincine ortak edelim. Onları camiye getirelim. Camilerde onlara karşı hoşgörülü davranmayı belirleyelim. Aziz ve değerli abiler, hutbemizi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şu duasıyla bitirelim. Allah'ım, Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl, bizi köylüsüyle Ramazan-ı Şerif ayına ulaştır. Bu duygularla inşallah Rabbim bizleri Ramazan-ı Şerif ayına ulaştırsın. Son olarak söylüyorum, Perşembe gününün akşamı ilk teravihimiz, o gece sabrı kalkacağız, o sabah mukabelemiz olacak. Rabbim Ramazan-ı Şerif ayını çok iyi değerlendirerek Ramazan-ı Şerif ayının sonunda günahlardan kurtulmayı bize nasip etsin. Ve kâle aleyhissalâtu vesselâm اَتَّابُ مِنْ اَزْلَمِكَ مِنْ لَعْزَمْ بَلَى اَسْتَابُ اُبْدِلُ اللّٰهِ يَعْزِمْ وَيَتُبِ اِلَيْهِ وَاَسْلُ اللّٰهِ لِي وَلَكُمُ التَّوْفِيقِ اَوْزُ بِلَّهِ اِنَّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Elhamdülillahi hamden camiyle ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Te'azimen yine bir ve tekil mevsafi ve kâle azze ve celle min kâil muhbiran ve âmiran. İnne Allah ve melâike ve hüm sallûne alen nebî. Ya eyyühellezine âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ecma'in. Ve sallîte alâ İbrahim ve alâ İbrahim ve cânetül mecîd. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve barik ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme nusur-i İslam ve Müslümin. Allahümme ey bütün mütehakkettin. Allahümme İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Devletimize, emniyetimize her türlü tehlike ve koru. Bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, ana babamızı, bütün mümkünleri bağışla. Şüphesiz sen işiten ve dualarımızı kabul edersin. İbadallah, mütekullah ve zi'u. Yavuz bilen bir şeytanın acısını yapmayın. İnnallâhu yemru bil adli ve ihsani ve itâzil kurbâ ve yenhâ anil fahşâi ve münkeri ve ribâhûn. Ya'nukum leallekum tezekkerûn. Sadakallâhu razîm. Yüce Rabbim okumuş olduğu Nahl Suresinin 90. ayet kerimesinde şöyle buyuruyor. Allah şüphesiz adaleti, iyilik yapmayı ve akrabaya bakmayı emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve haddi aşmayı yasak eder. O düşürüp tutasınız diye size öğüt veriyor.